Acaba Yusuf Hazretlerini kabul etme zamanı gelmedi mi? Bu ibadetler devam mı edecek? Bu buyruk Mısır Aziz'inindir. Emrederlerse bu inzivayı bırakacağım. Hayır, herhangi bir mecburiyet söz konusu değil. Sevgi ve muhabbet olmadıktan sonra zorlamanın bir faydası yok. Bazen kendi kendime ilahi aşk varken dünyevi aşka ne gerek var diyorum. Diğer taraftan eğer Yusuf'un aşkı olmasaydı ben şimdi Rabbime bu aşkla bağlanmazdım. Ben Yusuf'tan sonra bu aşkı elde ettim. Yusuf'u severek aşkı tecrübe ettim ve imanla hakiki sevgiliyi idrak ettim. Kendimi Yusuf'un aşkına borçlu kabul ediyorum. Ancak onun gibi bir sevgili varken başka birine ihtiyacım olduğunu hiç sanmıyorum. Söyler misiniz efendim, Züleyha'nın gönlünde Yüzer Sıf Hazretleri için hiç yer yok mu? O bütün güzelliği ve azametiyle varlığımı öylesine doldurmuştu ki başka bir aşk için gönlümde yer bulamıyorum. Sakın unutma. Seni gerçek sevgiliye götüren aşk mukaddestir. Dünyevi ve semavi aşk arasında övülmeye değer ve sağlam bir bağ vardır. Yeter ki dünyevi aşk sizi ilahi aşktan alıkoymasın. Rabbimin bir gönülde iki sevgili olmaz diyerek beni cezalandırmasından çok korkuyorum. Karar sizin, özgürsünüz. Vazifem bu mukaddes birliktelik için adım atmaktı. Umarım kararınızı gözden geçirirsiniz. Efendim, Akhenaton ve eşine ne cevap vereceksiniz, söyler misiniz lütfen? Yusuf Allah'ın peygamberidir. Allah'ı sevip de onun peygamberini sevmemek olmaz ki. Öyle anlaşılıyor ki hanımefendi biraz akıllı olmaya karar vermiş. Beni kim Kenanlı ismimle çağırdı? Yusuf. Yusuf. Züleyha. Sen burada ne arıyorsun? Sizi bekliyordum. Niçin burada? Beni burada bulacağını nereden biliyordun? Dün siz gittikten sonra Allah'tan eğer rıza gösteriyorsa peygamberinin sevgisini gönlüme yerleştirmesini diledim. Allah'ın sevgisi gönlümdeyken peygamberinden bir iz olmamasına dayanamıyordum. Buraya gelmeye niyet ettim efendim. Burası size kavuşmak için yıllarca durup beklediğim yer ve buraya geleceğinizi biliyordum. Biliyorum. Beklemek zor. Daha da zoru yalnızlıktır. Bunu çok iyi biliyorum. Herkes bu kadar yeter. Daha ne zamana kadar Yusuf'u bekleyeceksin diyordu bana. Kendi kendime eğer bu sefer de gelmezse
Allah bu kavuşmayı istemiyor demektir. Dedim. Ama geldim. Gelişim yeni bir sevginin filizlenmesi anlamına geliyor mu? Beni de Mısırlılar gibi, beni de köleliğe kabul etsin diye Allah'ın peygamberine geldim. Ama ben bugünden itibaren bütün Mısır halkını azat ettim. Ben özgürlük istemiyorum. Bağlanmak için geldim ben. Mübarek olsun. Bu kulluk kutlu olsun. Şahit olun. Züleyha kendini bağlı istiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.